kendime yeni kamera aldım. Kamerayla birlikte kameraman da almış gibiyim. Bakar mısınız? Nereye gidersen beni takip ediyor. Çok güzel. Ne yaparsınız? Tonguslu Kupan ve ben geldim. Ara ara vlog çekmeyi seviyorum çünkü sohbet etmeye bir alan oluyor ve hayatımdaki gelişmelerden, yaşadığım dönemden bahsedebiliyorum. Hem benim için geriye böyle bir günlük video kalmış oluyor. Bu en hoşuma giden şey de bu aslında. Aa, bununla ilgili video çekecek, unuttum. Kendi videolarımı izleyip yorumladığım bir tane video çekeceğim. YouTuber'lar böyle yapıyor ya önceki. 10 yıl önceki video, benim 10 yok da 5 yıl önceki videomu izledim falan, böyle video çekeceğim. Güzel bence. Ben seviyorum ve izliyorum öyle. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bu soruya artık şöyle cevap veriyorum. İyi diyelim, iyi olsun. Kendi durumuyla ilgili hiçbir şey söylemeden iyi olmayı temenni eden bir cevap. Çünkü ufak tefek şeyler var şu anda ya, böyle kafamı meşgul eden. Çoğu Tonks'la ilgili zaten. Birazdan veterinere gideceğim işte. Tonks'u veterinere götüreceğim. Tonks bir ameliyat geçirmişti. Dizinden ameliyat geçirmişti. Henüz o iyileşmedi. Onunla birlikte bir de kalça bölgesinde ufak bir kitle tespit ettiler. İşte bir operasyonla onu alıp biyopsiye yolladılar. Sonuçlar henüz gelmedi. Sonuçların gelmesini bekliyoruz. Hanımefendi birazcık koca popo olduğu için dikişleri patladı. Tutmadık poposu, dikişleri çok büyük olduğu için. Tekrar dikiş atıldı, ilaçları devam ediyor falan. Bugün kontrolü var, birazdan kontrole gideceğiz. Birazdan gelir buraya vik vik ağlıyor, lastik ördek gibi. İşte sargı bezi yapıştırdılar ve çok rahatsız oluyor. Durmaksızın ağlıyor, dünden beri ağlıyor. Sonuçların gelmesi bekliyoruz. Çok bu konuda konuşmak istemiyorum şu an. Çünkü çok geriliyorum yani, boş ver. Biraz daha güzel şeylerden bahsedelim. Dün Dune Part 2'yi izledim. Ben Dune'un ilk filmini izlememiştim. Çıktığı zaman izlememiştim. İyi ki de izlememişim bu arada çünkü 2 yıl beklemem gerekecekti. İlk film tekrar vizyona girince IMAX olarak onu izledim. Ha, geliyor hanımefendi. Bakın gazete. Gel gel. Buraya gel. Merhaba. Hayır, kalkma, yat. 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 Yat bakalım. Tamam tamam. Ağlama. 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 Tamam. Bakın poposu orada. Dikişleri de orada. Birazcık çıktı zaten sargı bezi. O kadar huysuz. O kadar huzursuz. Tamam tamam tamam. Tamam bebeğim. Şş, şş, şş. Şuna bakın. Kuyruğa bakın. Dünyanın en tatlı köpeğiymiş bu. İtme beni be, sarılacağım sana. Dune ilk çıktığı zaman Part 1'i izlememiştim. İkinci film gelmeden önce tekrar vizyona girdi. O zaman izledim. Ama bayıldım. O kadar beğendim ki ilk filmi. Tam benim sevdiğim gibi bir filmdi. Biraz yavaş. Ve ben yavaş filmleri severim. Çok hoşuma gider ve uzun filmleri de çok severim. Evde izleyemem mesela uzun filmleri ama sinemada uzun film izlemeyi çok seviyorum. Çünkü şey düşünüyorum yani, bir filmle, bir kitapla ne kadar vakit geçirirseniz kuracağınız bağ o kadar artıyordur diye düşünüyorum. Dune'u çok sevdim. Part 1'i çok sevdim. Dün de Part 2'yi izledim. İşte ön gösterimi vardı. Bence çok güzel. Dune'u sevdim. Genel olarak evreni de sevdim. Yani filmleri sevdim. Kitabını okur muyum? Sanırım okumam. Çünkü okuyacak çok kitap var. Kitap okuyor musunuz diye sor. Hayır. Ama okuyacağım. Okumayı istediğim kitaplar var. Birazdan gösteririm. Bir sürü yeni kitap aldım kendime. Aa, bir tane yeni aldım. Bak, bugün kargosu gelecek. Bakın. Daha gelmedi, gelecek. Göstereceğim gelince. Anlatayım çünkü çok güzel. Gelince de göstereceğim kitabı. Yazar böyle bit pazarından eski fotoğraflar almış. Ve aldığı bu 10 fotoğrafa 10 öykü yazmış. Bir öykü kitabı. Gelince göstereceğim. Arkadaşım önerdi. Fikir benim çok hoşuma gitti. Eğer öyküler de güzelse, yazarın dili de güzelse gerçekten benim en sevdiğim kitaplardan biri olur. Ben böyle fikirlere bayılırım. Bu özel çok iyi. Baksanıza, hep yüzümü takip ediyor ya. Ben ne tarafa gidersem, ben nereye dönersem. Öf be, çok güzel. Şimdi şuraya oturayım bir. Bu arada artık iPad'de not tutmaya başladım. Günlük yapılacaklarımı iPad'de tutuyorum. Önceden defter kullanıyordum. Ama iPad biraz daha kullanışlı olmaya başladı. Uygulamanın en sevdiğim kısmı ne biliyor musunuz? Mesela bir şey yapacaksınız ya, yazıyorsun. Mesela spora git yazıyor. Gitmiyorsunuz ya. Taşıyorsunuz, yana taşıyorsunuz. Spora git, yarın git oluyor birden. Çok güzel. Kapı çaldım. İnşallah kitap gelmiştir. Bekleyin. Evet. Güzel. Arkadaşım anlatırken şeyi merak etmiştim. Fotoğraflar içinde var mı diye. Evet, var içinde fotoğraflarda. İşte bu fotoğrafı bit pazarından bulmuş. Onunla ilgili bir öykü yazmış. Yazarı bilmiyorum. Daha önce okumadım. O yüzden dili nasıl bilmiyorum. O yüzden beğendim ya da beğenmedim diye öneremiyorum. Kitabın adı bu. Sepya. İlkay Yıldız Sepya. Okuyacağım. Okuduktan sonra yorumlarımı da sizinle paylaşırım. Ben öykü kitabı okumayı çok seviyorum bu arada. Birkaç tane önerebilirim hatta size. Eğer öykü kitabı okumayı seviyorsanız bir tanesi Yalçın Tosun'un Dokunma Dersleri. Özellikle içindeki kibritçi kız öyküsü. Yani
2,5-3 sayfalık bir öykü. Salya Sümük ağlamıştım. Diğeri de en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Bütün kitaplarını okudum. Barış Bıçakçı'nın son kitabı Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme. Bu kitapta da kitaba adını veren öykü Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme. Çok güzel, çok ağladım okurken. Kitap önerirken biraz daha çekimser kalıyorum aslında. Çünkü biraz daha fazla efor gerektiren bir şey bence kitap okumak. Onun yerine mesela bir dizi ya da film önerirken biraz daha rahat önerebiliyorum. İzleyin diye ısrar edebiliyorum. Ama geçen gün şöyle bir şey oldu. Ben Orhan Pamuk çok seviyorum. Yani şu arkamda gördüğünüz kısım komple Orhan Pamuk. Ve Masumiyet Müzesi'nde çok seviyorum. Yani dövmem var hatta, bakın burada Masumiyet Müzesi'nden. Kitabı bir arkadaşıma önermiştim. O da okudu ve müzeye gidecek. Dedim ki birlikte gidelim eğer istersen. Ve tam müzeye gireceğiz. O sırada biri geldi, dedi ki ben de kitabı senden görüp okudum. Sen önerdiğin için okudum ve şu an müzeye geldim. Teşekkür ederim. İşte çok mutlu oldum karşılaştığımızda falan dedi. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Yani bir kişi bile benim önerdiğim bir kitabı okuyup kalkıp müzeye gelse ne mutlu bana. Çünkü onun hayatına dokundum. Minicik de olsa dokundum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden eğer okumak isterseniz de şu iki kitabı önerebilirim. Bunda fikri çok güzeldi. Tamam, yeter. Bu kadar yeter. Bu kadar kültür sanat yeter. Şimdi veterinere gidiyoruz. Tongs arkada bagajda. Başlığı görünüyor. Aşkım. Aşkım. Bebeğim. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Huh. Ve Tongs'un yarısı biraz daha iyi durumda. Üzerine tekrar kapattılar sargı beziyle. Hiç sevmiyor kapatılmasını ama diğer türlü de ya bir yere sürtüyor ya yalıyor ve dikişleri patlatıyor. O yüzden şu an kapalı kalması lazım. 3 gün sonra tekrar kontrole geleceğiz. Bakın şimdi ben böyle bir kutu kullanıyorum. Üzerine de sticker yapıştırdım. Bu benim ajanda kutum. İçerisinde kullandığım ajanda var burada. Bir de o süreçte o hafta mesela yapıştıracağım şeyler falan var. Bantlar, kalemler falan. Böyle derli toplu da duruyor. Düzenleyeceğim zaman açıyorum. Bununla vakit geçiriyorum biraz. Ajandamdaki şey sayfasını göstereceğim size. En son yeni yıl hedeflerimde bahsetmiştim zaten. Yeni yıl hedeflerimi ben buraya yazıyorum ve gerçekleştirdiğimde, yıl sonunda gerçekleştirdiğim hedefleri boyuyorum, renklendiriyorum ve güzel oluyor. Bence bayağı tatlı. Bu hedeflerden bahsettiğim bir video çekmiştim zaten size. Ve bu yıl inanır mısınız gerçekten hedeflerimi gerçekleştirmek için çok çaba harcadığım bir yıl. Mesela önceden de kendime tiyatroya git hedefi koyuyordum ama uygulamıyordum. Yani sadece hedefi koyuyordum. Bu yıl gerçekten biraz daha istikrarlı. En azından bazı hedeflerde. Mesela şimdiden 4 tiyatroya gittim ve daha Şubat ayındayız. Hedeflerimin çoğunu gerçekleştireceğim gibi. Duygu tablosu yapıyorum. İnanılmaz oluyor. Beklediğimden çok çok daha iyi oluyor. Kitap okumuyoruz. Az önce bahsettik bundan zaten. Spor. Spora da gitmiyoruz. Hemen bir sonraki sayfamda böyle listelerim var. Mesela 100 gün spor yap. 2 gün gittim. Bakın. Yıl başladığından beri 2 gün gittim. Geriye 98 kaldı. Tüm bu hedefler arasında başlayamadığım bir şey var. Üniversite sınavı. Üniversite sınavına gerçekten çalışmaya başlamadım. İstiyorum da, hala istiyorum. Çok istiyorum. Hatta rüya falan görüyorum bununla ilgili. Kabus gördüm. Üniversite sınavına giriyordum ve kazanamıyordum kabusta. Çok kötü. Ve bana şeyi hatırlattı, yani sınava hazırlandığım dönemi hatırlattı. O yüzden sanırım, bilmiyorum, çalışmaya başlayamıyorum. Bir de nereden çalışmaya başlayacağımı da bilmiyorum. Soru bankası alıp soru çözsem bu yeterli olacak mı? Bir kursa mı kayıt olmam lazım? Ne, hangi kitabı almam lazım? İnsan bir şey nereden başlayacağını bilemediği zaman çok zorlanıyor ve sürekli erteliyor. Şu an üniversite sınavı hakkında böyle yapıyorum ben de. Nereden başlayacağımı bilmediğim için sürekli erteliyorum. Stresli bir de süreç, bilmiyorum. Ama istiyorum yani, psikoloji okumak istiyorum. Daha önce bahsetmiştim size. Bu benim terapiye gitme sürecinde verdiğim bir karar oldu. Psikoloji bölümü benim yani çok ilgimi çekmeye başladı. Terapiye gitmeyi çok seviyorum çünkü. Kendi yolculuğumu keşfetme sürecim buna etki etti ve psikoloji okumak istiyorum o yüzden. Ama isteyerek olmuyor, bunu da biliyorum. Yani o yüzden bir şeyler de yapmam lazım. Çalışmaya da başlamam lazım. Bunu da biliyorum. Neyse. Kendimi bu konuda birazcık rahatlatmaya çalışıyorum. Ama yani sınava girecek olanlar bunu çok iyi biliyordur. Bu yani benim yaşadığım stres sizin yaşadığınız stresin yanından geçemez. Yani ben bununla ilgili bu çok zorlu bir süreç. Çünkü aynı süreçten ben de geçtim. O yüzden biliyorum. O yüzden bu kadar rahat konuşabiliyorum. Ve şunu da biliyorum. Böyle büyük stresler yaşadığınız dönemde, bu sınav stresi de olur, başka bir şey de olur. Yani bir iş mülakatı vardır, onunla ilgili de olur. Herhangi bir şey. Bu kadar büyük stresler, sevgilinizden ayrılmışsınızdır, o bile olur. Bu kadar büyük stresler yaşadığınız dönemde başkalarının verdiği tavsiyeler çok geçerli gelmez yani. Anlaşılmadığınızı düşünürsünüz. Bende de öyle oluyor. Ben de çoğu konuda böyle hissediyorum. Yaşadığım büyük streslerle, başta Tongs'la ilgili streslerde, insanların yaşadığım baskıyı anlayamadığını düşünüyorum. Bu süreçte de gerçekten benim en yardımcım olan şey terapi. Terapi süreci, psikoloğum. Çünkü bir keresinde şöyle bir şey söylemiştim. Yani sanki çözmem gereken
çok büyük bir düğüm var ama artık kollarım kalkmıyor. Yani o düğümü çözmek için havaya kaldırmam lazım ama o düğümü çözemiyorum, yani gücüm yok demiştim. Ve terapistim demişti ki ben tam olarak bunun için buradayım, yani o kollarını kaldırıp düğümü çözmene yardım etmek için buradayım demişti. Hiç unutmuyorum bu söylediğini ve gerçekten de bunun etkisini hissediyorum. Bir zaman işte dediğim gibi özellikle büyük stresler yaşarken insanın bir şeyleri çözmek için böyle eli kolu kalkmıyor. Bunu çok iyi biliyorum. Başlayacaksa başlayamıyor. Bir şey yapması gerekiyorsa yapamıyor. Bunu çok iyi biliyorum. Benzer süreçlerden geçtim, geçiyorum. O yüzden yani bu süreçte yalnız olmadığınızı, bir profesyonelden destek almanız gerektiğini size imkanım oldukça, fırsatım oldukça hatırlatmaya da çalışıyorum. Eğer yardım almak, terapiye başlamak istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız da size Hayvel'i önermek isterim. Hayvel bünyesindeki 1000'i aşkın uzman psikologla terapi alabildiğiniz bir platform. Hayvel'de terapiye başlamadan önce psikoloğunuzla 15 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme yapabiliyorsunuz. Bu sayede terapistle aranızdaki uyumu da gözlemleyebiliyorsunuz. Bunun öneminden bahsediyorum. Mesela benim yani terapiye başlayıp devam edemeyen arkadaşlarım oldu. Çünkü terapistiyle arasında uyum yet sağlayamadılar. Ve bence Hayvel'in bu özelliği çok iyi. İhtiyacınız olan terapisti bulmak için ek para ve zaman harcamanıza gerek kalmıyor. Hayvel'de seansların online olması sayesinde de istediğiniz yerde programınıza uygun şekilde seanslara katılabiliyorsunuz. Yaşadığınız yer küçük bir şehir, yurt dışında yaşıyorsanız, ana dille kendinizi anlatmak istiyorsanız Hayvel bunun için gerçekten çok uygun. Geçenlerde sizlere Hayvel'den bahsettiğim bir YouTube videosunun altına şöyle bir yorum gelmişti. İnsanlar terapiye bir YouTube videosundan görüp mü başlayacak? Sonra geçenlerde şöyle bir mesaj aldım. Benim videomdan görüp terapiye başlayan birisi bana teşekkür etmişti. Terapiye başlama süreci tamamen bireysel ve kişiye ait bir süreç. Ve kimse gerçekten hazır olmadan terapiye başlamaz. Bazen hazır olduğunuzu hissetmek için bir kıvılcıma ihtiyacınız vardır. Birinin size bahsetmesi, birinin önermesi, birinin yol göstermesine ihtiyacınız vardır. Yorum yapan arkadaşa da şunu söylemiştim. Ben kimseyi terapiye başlamak için zorlayamam ama eğer bir kişiye bile yol gösterebiliyor, önerebiliyor ve o kişi benim sayemde kendi için bir karar alıyorsa çok güzel bir şey bu ya. İnanılmaz güzel bir şey. O yüzden sizlere kendi terapi sürecimden de sıklıkla bahsediyorum. Umarım terapiye başlamak isteyen herkes terapiye başlar. Bu süreçte Hayvel'in güzel bir de desteği var. TAHA10 indirim koduyla Hayvel'de oluşturacağınız seans ve paketlerde %10 indirimden faydalanabileceksiniz. Ben açıklamalara Hayvel'in linkini bırakacağım. Kodu da yazacağım. En azından girin. Neymiş ne değilmiş bir öğrenin. Görün. Belki terapistinizle ücretsiz bir ön görüşme yapmak istersiniz ve belki bu sayede terapiye başlayıp kendiniz için yepyeni bir adım atarsınız. Bakın mesela ajandanın arkasında böyle bir cep var ama o yetmiyor bana. Ben de o yüzden buraya bir zarf daha yaptım. İçine bir şeyler koyuyorum. Böyle kartlar koyuyorum. Bilmem neler koyuyorum. İşte mesela Tonks'un bir tane raporu var diziyle ilgili. Raporun minyatürünü yaptım. Onu oraya koyuyorum falan. Ben seviyorum böyle şeyler yapmayı. Bir tane kendi çocukluk fotoğrafım var. Onu koyuyorum. Masumiyet Müzesi'nden aldığım bir tane kartpostal var. Onu koyuyorum. Mesela bu daha bitmemiş bir sayfa. İlayda'nın evinde partiye gitmiştik ve bu kapıda asılıydı böyle. Altına da fotoğrafları yapıştıracağım. Mesela geçen de Canan'ın sergisine gittim. Muslat diye bir sergi. Oradaki kartpostalı aldım. Kine'ye gitmiştik. Oradan çekilmiş fotoğraflar. Thompson fotoğrafları falan. Şimdiden dolmaya başladı ajandam. Seviyorum. Arkamda. Arkamda olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Şurada perdenin altında çekmeceli bir raf var ve orada çok kullanıyorum o rafı. Benim depolama alanım. İşte böyle craft malzemelerim var, kablolar var, bilmem neler, Harry Potter'la ilgili şeyler var falan. Snape de onun önünde duruyor. Rafı rahat kullanabilmek için Snape'i ben buraya alıyorum. Hafta içi Snape burada. Ben video çekeceğim zaman oraya gidiyor. Birkaç tane video fikri var aklımda. Onlarla ilgili bir şeyler yazacağım. Bu sıra metinli videolar çekmeye taktım. Belki Instagram'da görüyorsunuzdur. Harry Potter'daki meşhur Patronus sahnesini hatırlıyor musun? Bu sahnede Snape'in Patronus'un ormanda yürüdüğü sahneyi gerçek bir köpekle çektiklerini biliyor muydunuz? Evet, gerçek bir köpek. Çok hoşuma gidiyor bu arada bu videoları yapmak. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Çünkü mesela normalde bunlar böyle 10 dakikalık YouTube videosu yapabileceğin içerikler değil. Böyle madde madde şeyler. Ama anlatmak da keyifli oluyor. O yüzden bu içerikleri Reels'a, TikTok'a yapmaya başladım. Ama bir yandan mesela şeyleri de listeliyorum. İşte fark edilmeyen detayları listeliyorum. Onları da tek tek Reels yapamayacağım için YouTube videosu yapacağım. İşte 50 detay, 25 detay gibi biriktiriyorum. Bu arada normalde evde çalışırken gündüzleri genelde içeride çalışıyorum. Daha aydınlık gün ışığından faydalanmak için. Akşamları da falan evde teksem burada oluyorum. İnternette bir ara çok dönen bir video vardı, hatırlar mısınız? İki kişi düello yapıyor ama havai fişeklerle, havai fişek asalarla. Birbirlerine büyü fırlatıyorlar böyle ama havai fişekler. Havai fişek asa almış arkadaşım bana. 4 tane doğum günü hediyesi almış. Çok güzeller. Bunları kullanacağım ama korkuyorum.
Bunlarla video çekeceğim, kullanırken yapacağım, video çekeceğim. Ama gerçekten korkuyorum. Ben küçükken maytap patlatmaya bile korkardım. Üniversite sınavı için yapmaya karar verdim. Benimle çalışma videosu çekeyim mi? Rastgele aklıma geldiği için soruyorum. Ama konsept çekeceğim, tamam mı? İnsanlar kafayı yemiş der mi ya? Ama ne yapayım? Güzel. Bence bak anlatıyorum. Daha önce söylemiştim sanırım zaten. Harry Potter konsepti. Hogwarts. Burada zaten Hogwarts gibi görünüyor ya. Ben de cübbeli olacağım. Barış Özcan bir şey vardı. Pomodoro mu? Totomoro mu? Bir şey neydi o? Pomodoro. Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniği Barış Öz. Pomodoro tekniğiyle birlikte çalışma. 25 dakika çalışma, 5 dakika ara, 25 dakika ikinci çalışma. O zaman var mısınız? Bir Harry Potter Pomodoro yapacağım lan. Vallahi yapacağım. Bak cübbeyi giyeceğim. Sanki burada elime de tüy kalem alırım. Bunu kullanmaya kıyamam. Bununla test çözdüğümü düşünsenize. Tamam, Harry Potter benimle çalışın. Yakında geliyor. Sınava hazırlanan dostlar. Lise, üniversite, KPSS. Bekleyin beni, geliyorum. Buramda sivilce çıktı. Ergenliğe girdim sanki. Ben komik... Bir şey soracağım, ben komik biri miyim? Bir cevabı duyuyorum. Alta yazarsanız okurum en azından. Bence komiyim. Bence komik... Ya böyle eğlenceliyim bence. Arkadaşlarım komiksin diyor. Belki de komiyimdir. Çenem çok düştü ya. Alo. Ne? Ne yapıyorsun? Ne değil, vlogtasın şu anda ve insanlar seni çok kaba biri olarak gördü. Hayır, göremezler. Baştan gör. Al. Bir şey söyleyeceğim, ben komik biri miyim? Sen çok komik birisin. Oh, yaşasın. Kim gelmiş buraya? Bak bakayım bana. Hadi gelin size rafın son halini göstereyim. Aldığım figürleri yerleştirdim. Son alışveriş videosundaki. Dumbledore'un bıçağını buraya koydum. Hemen Dumbledore'un yanına. Önde sakal aksesuarı var. Snape'i arkaya koyacağım sadece. Çok kenarda duruyor şu an. Creature'ı buraya koydum. 5. 6. filmin oralara koydum. Arkada Malfoy var. Burada Harry var. Yeni gelen. Bu şekilde şu anda. Çok güzel görünüyor. Bir de şuraya bir kavukluk çaktım. Bunu dolaptan almıştım. Duvar rafı diye baktım. Adı kavuklukmuş. Önceden kavuk koyuyorlarmış üzerine. Baya güzel, altında çekmecesi falan da var. İşlemeli, oymalı bir tane kavukluk. Üstüne de Honeydukes'un şekerlemelerini koydum. Baya güzel oldu. Çok acıktım. Bir şeyler yiyeceğim. Kendim mi hazırlasam, dışarıdan mı söylesem diye düşünüyordum. Kendim hazırlayacağım. Şimdi kendime böyle falafelli salata gibi bir şey yapacağım. Evde malzeme vardı. Falafelleri airfryer'a attım. Onlar kızarırken ben de diğer malzemeleri hazırlayacağım. Çöpleri bir toplayacağım. Tezgahta bir şeyler vardı. Çok acıktım ha. Şipşak salatamı hazırladım hemen. Oh, TikTok eşliğinde yemeğimi de yedim. Doydum. Akşam sinemaya gitmeye karar verdik bu arada Arda'yla. Poor Things'e gideceğiz. Yorgos Lanthimos'un yeni filmi. Herkes çok bayılıyor. Çok merak ediyorum. Emma Stone'u inanılmaz severim. Yorgos Lanthimos'u da severim. Her yerde ödülleri sildi süpürdü zaten. Bakalım akşam izleyeceğim. Yorumlarımı ilerleyen dakikalarda paylaşırım sizinle. Doğradığım biber acıymış ve dudaklarıma bakın. Kıpkırmızı oldu. Kim var burada? Şapşal köpek. Şapşal köpek. Akşamki sinema... Ay ne kadar güzel görünüyor ışıklar falan. İşte ben ışıkları bu yüzden çok seviyorum. Bakar mısınız? Bambaşka bir atmosfer gibi. Akşamki sinema planımız yalan oldu. Arda işteymiş, geç çıkmış. Ben dedim ki o zaman gel Avatar izleyelim. Avatar'da 3 bölüm izledim ben. İzlerken yaparım yorumlarımı. Ben şimdi biraz evi tuttum. Yani bu saat o da misafirim demesin kendine ama. Alexa, play Chill Mix from Spotify. Chill Mix from Spotify. Şimdi bir tane Reels gördüm. Quark'la yumurta koyuyor, limon sıkıyor, vanilya koyuyor, çırpıyor. Sonra yalancı cheesecake oluyor. Çok da güzel olduğunu söylüyor. Bunu deneyeceğim. Kim o? Görünmüyorsun, karanlıktasın. Hoş geldin. Evet, tarifimize başlıyoruz. Küçük güveçlerimi bulamadım, o yüzden bir tane böyle büyük güveçle yapacağım. 2 paket quark. Quark demesi ne kadar keyifli değil mi? Quark 2 tane. Arda, sana TikTok tarifi yapıyorum. Yalancı San Sebastian cheesecake. 2 tane yumurta. Ya şekerli vanilyamız yok. Ondan koymasam olmaz. Olur değil mi? Ne olacak ki? Vanilya yokmuş. Ben tariftekinden bir farklı bir şey koyacağım. Limon kabuğu rendesi. Bütün malzemeleri koydum. Şimdi karıştırıyorum.
Buna şeker koymadık. Şekerli vanilin o yüzden istiyorum. Şekerli vanilin tatlandırmaz diye. Bence çok kötü olacak. Limon kaldım ya, olunca. Limonlu olsun diye. Sonracığıma bir tane yağlı kağıdı alıyoruz. Bunu da TikTok'tan öğrendim. Bakın önce yağlı kağıdı karıştırıyorsunuz ki kolay şekil alabilirsin. Boş yere TikTok izlemiyoruz be. Fırın kabımıza yağlı kağıdımızı koyduk. Sonra kuarklı karışımımızı da hazırladık. Böyle döküyoruz. Sonrasında air fryer'ımızı al. Bunu da dökülmeden içine yerleştir. Bakın şuradan da Tongs bakıyor bana. Arkadaşlar gerçekten San Sebastian gibi görünüyor. Söyle bana Sebastian. Sipariş verdim şimdi malzeme. Güzel görünüyor mu? Gözüküyor. Ben şakanı öyle. Bu birazcık soğusun şimdi, sonra dolaba koyacağım ama birazcık... Şeye daha benziyor birazcık. Sütlaça. Hayır. Fırın sütlaç. İyice zaten San Sebastian sütlaç. Onların sütlacı. Şeye benziyor, helvaya benziyor. Evet benziyor gerçekten. Hiç de sevmem. Şimdi yemek söyledik, pizza söyledik, Avatar izleyeceğiz. Ben 3. bölümdeyim, Arda 5. bölümdeymiş ama ben de mecburen 2 bölüm daha izleyecek yani, yapacak bir şey yok. Ben geberiyormuş gibi miyim şu an biraz? Evet, sen birazcık yorgun görünüyorsun. Öyle de, ben işten geldiğim zaman ne yazık ki. Çok mutsuz halinden, suratına bakın. Normalde gülen köpeğin, suratına bakın gülen köpeğin. Aşkım, bakma öyle. Ne oldu? Güzel köpeğin. Güzel köpeğim. Güzel köpeğim. Wow wow wow. Of, şuramda sivilce çıktı ve gittikçe büyüyor. Ben ergenliğe girmişim. Bak buramda sivilce çıktı. Gülmedi. Demek ki komik değilmiş. Sence ben komik biri miyim? Ciddi soru. Şu anki şakadan alakası soruyorum. Bu kadar düşündüğüne göre değilim herhalde. Çok ayıp. Hayır, komik birisi. Hı. Ama yerine göre. Ya ben gülüyorum şakalarına. Tamam, o zaman komiksin diyeceksin. Ne düşünüyorsun yani? Ama mesela şu yüzden mesela yaptığın ofansif şakalar komik oluyor senin. Ben ofansif şaka yapmıyorum ki. Gryffindor'lu kupamı da aldım. Slytherin'i de Arda'ya verdim. Çünkü o Slytherin. Başlamadan önce yorumlarımızı söyleyelim. İlk yorumlarımızı daha bitirmedik diziyi. Arda bayağı seviyor Avatar. Animesinde de bayağı hakim. O yüzden o da yorumlarını yapsın. Önce ben birkaç bir şey söyleyeyim. 3 bölümü izledim ve genel olarak sevdim. Ama bence genel olarak başarılı. En azından izlerken eğleniyorum. Ve diziden ne beklediğinizle çok alakalı aslında bu. Ben bu benim en sevdiğim dizi olsun beklemiyorum. Ve şu an beni eğlendiriyor. Yani bence kendim için konuşsa benim bir beklentim yoktu zaten. Yani. Ne kadar iyi yapabilirler ki? Bence çok kötü değil bu arada. Yani böyle izlerken tiksinmedim yani. Ya eksileri var mı? Var. Mesela oyunculuklar bence. Oyuncular kötü yani. Bence bunun sebebi de bütün Netflix bünyesindeki uzak doğulu insanları bir şekilde bu dizide oynatmaya çalışmış. Çünkü sürekli promote ederken de şu an şöyle yapıyor. Bakın işte Katara'yı oynayan kadın bu dizimizde de oynadı. Bakın şunu oynayan kadın bu dizimizde de oynadı. Ve biraz oyunculukları bence çiğ kalmış. Yani öte yandan oyunculuklar kötü olsa da çizgi filmdeki karakterlere fiziksel olarak çok benziyorlar. Evet. Bunu saç, makyaj, kostümle çok benzer kılmışlar bu arada. Ve bence bu çok başarılı. Özellikle anime çizgi film uyarlamalarında, live action uyarlamalarında gerçekçileştirmeye çalışıyorlar ya. İşte kostümleri gerçekçileştirmeye çalışıyorlar. Saçı gerçek. Evet, mesela atıyorum bir karakterin saçı şuradan bağlı. Çizgi filmde olur bu. Gerçekte olmaz. Ama bu ona çabalamamış, gerçekçi kılmaya çalışmamış ve evet, animenin dünyasını inşa etmeye çalışmış. Bence bu açıdan başarılı. Zaten kostümler falan çok güzel yani. Filmin en başarısız kısmı aşırı bunu gerçekçi hale getirmeye çalışmasıydı. Ama burada böyle bir şey yok yani. İzlediğim şeyin ben gerçek olmadığını fark ediyorum ve bu benim için gerçekçi olmasına da gerek yok yani. Ama mesela gitgide yani birinci bölümden başlayarak bölümlerin şeyi kötüleşiyor. Dizinin en etkileyici sahnelerinden bir tanesinin Avatar'a çok ters olması saçma ama güzel mi? Güzel yani. Biz Kiyoshi'yi görüyoruz ve öküz gibi güzel bir sahne yani. Çok iyi olmuş. Tongs yerine geç. Böyle olmaz. Tongs yemek yerken asla bırakmıyor. Ama ağzıma giriyor. Psikolojik yani. Şiddet yapıyor. Şöyle karşına geçip izliyor. Git babana yap. Biraz da ışık şov. İçinde bulundukları krallığa göre rengi değişiyor olabilir. Sormuştun ya rengi niye değişiyor diye. Bak.
şu an 5. bölümdeyiz ve bazı kısımlar o kadar yeşil ekran anlaşılıyor ki. Yani bakın ben daha çok Narnia'dayım yani. Bakar mısınız? Benim evde yaptığım video. Evet geldik son bölüme. 8. bölüm izleyecek miyiz? İzleyeceğiz. Bunu yapacağız. Bazı yerler baya kötüydü. Ama yani bilmiyorum. Bazı yerler iyiydi. Doğru. Bu daha doğru bir tanım oldu. Bazı yerler iyiydi. Böyle şeyleri kötü derken biraz kendimi kötü hissediyorum. O yüzden kötü. Çok kötü ya. Gitgide kötü oluyor yani. Evet. Birden 8'e kadar sıralarsak en kötü 7. 8 olacak düz mantıkta. Evet bence de. Şimdi son bölümü izleyeceğiz. Saat de geç oldu. Prenses Yu en kötü prenses Yu'ydu bence. Telefonumun ekranı hareketli bakın şimdi. Durduk. Niye durduk sizce? Çok yaşa. Niye durduk sizce? Reklam gireceğim ya. Hayır canım ne alaka? Cheesecake'imi getiriyorum. TikTok cheesecake'imi getireceğim bekleyin. Tonguç sen mukayyet olmuyorsun yalamasın. Tamam yalama götürü. Yalama götür. Benim hakkında bir bilgi. Ben çok sık alerji olurum. Böyle anlamsızca alerji olurum. Niye alerji olduğumu bilmeyiz. İzlediğim videonun üzerine çikolata sos yapıyordu. Ben yapmadım. Ama bayağı aynısını yapmamış olduk. Ben niye alerji oldum ya? Çok kötü kokuyor. Kim? Alamıyorum ki. Kıvam böyle. Ben canım hiç çekmedi. Çok kötü. Pişince yoğurt olmuş bu iyice. Çok kötü. Dedim yoğurt mu bayağı? Sana bir şey diyeyim mi? Bu bölümün efektleriyle en çok parayı harcıyorsunuz. Renk 8. bölümde hala su bükmedi. Ağlama ağlama tamam. Çok hoş kullandım bölümde. Avatar seviyorsun da ağlama o kadar. Ama dayanamıyorum. Ağlama ağlama. Tongs da bakıyorum ne oluyor. Tongs ağlamasın benim söyle. Evet diziyi bitirdik. Ben 6 veriyorum ya. Ben 4 veriyorum. Sen de çok acımasız oldun. Acımasız olacağım. Yani o kadar kötü değildi bence. Ama güzel de değildi yani. Neredeyse filmi daha iyi diye. Bir tane haber sitesi Avatar'ın dizisiyle ilgili şöyle bir yorum yazmıştı. Bence yapılmış en doğru yorum. Çok güzel planlanmış bir hayal kırıklığı. Katılıyor musun bu yoruma? Katılıyorum. Katılmaktan ziyade sen şu an acı çekiyor gibisin. Evet. Niye su bükmedi bu bölüm? Bu bölüm sezonun adı su. Tamam da değiştirmişler işte. Yazmadı su kitabı diye. Fazladan sezon mu çıkacak? Belki çıkar. O yüzden yazmamışlar. Çok komik bir şey göstermek istiyorum. İzleyiciler. Siz alerji olmak nedir bilir misiniz? Evet, bugün bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi Tongs'u çiçeğe çıkaracağım. Sonra da yatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Попробуй, попробуй, чага-чага, попробуй, ух, ух, не ай.